Ben Said Ertekin, OGP'de Transactional Startup Corporate meseleleriyle alakalı grubun başındayım ve e, bugün bu konularla alakalı bizim vekillerimizden gelen veya dışarıdan hani, sık sık duyduğumuz soruları e, video haline getirip izleyicilerimizle paylaşmak istedik. E, şirket kurmak için Amerika'da olmak zorunda mı? E, şirket kurmak için Amerika'da olmaya gerek yok. Ama Amerika'da olmaya gerek olmaması ekstradan yani farklı noktaları değerlendirmek, gerekmediği anlamına gelmiyor. Genel olarak çoğu eyalet bir registered agent olmasını zorunluluk kılıyor bir şirket kurulduğunda. Bu registered agent o eyaletten veya başka bir mahkemeden resmi notis geldiğinde de o notisi alabilecek bir kurum olmasını istiyor. Bazı eyaletler PO Box kabul ediyor, ba yani çoğusu kabul etmiyor. Ee, genel olarak da bu registered agent olarak hani size hizmet veren şirketlerin bir hizmet bedeli oluyor yıllık olarak. Mesela Delaware için genelde 150 dolar civarında charge ediyorlar bu şekilde. Registered agent nedir? Registered agent yani kayıtlı temsilci gibi bir karşılığı oluyor. Çünkü hukukunda karşılığını bilmiyorum tam ama yani Amerika içerisinde bir kuruma ...bir dava açıldığında veya o kurumun yani entitinin bir e, resmi notis geldiğinde... ...mesela iş yaptığı bir kurumdan onu almakla yükümlü olan kişi veya kurum. O kişi veya kurumun genelde o şirketin kurulduğu eyalette olması gerekiyor fiziki olarak. Bundan kaynaklı olarak da mesela insanlar Delaware'de şirket kurmayı seviyor işte bu business yani corporate meselelerdeki case law çok güçlü olduğu için ve genel olarak daha business friendly regülasyonlar olduğu için. Ama mesela çoğu insan Delaware'de yaşamıyor zaten yani coğrafik olarak da çok büyük bir yer değil. Buna kaynaklı olarak Delaware'de şirket kuruluyorsa orada aynı zamanda registered agent olması gerekiyor. Onların yıllık 150 dolarlık bir masrafı oluyor. Bunun haricinde mesela New York'ta olduğunda insanlar genelde orada da yaşayabiliyor. Orada mesela yaşıyorsa birisi fiziki olarak o kişinin adresi vermekte bir problem yok. Ama mesela benim gördüğüm bazen bazı insanların New York'ta bir eve olabiliyor veya düzenli orada yaşamıyorlar da hani orada verebilecekleri bir akrabasının adresi vesaire olabiliyor. Onun riski şu yani evet kişi olarak birisini o şekilde koymak mümkün ama gerçekten bir problemli bir durum geldiğinde o mektup kayboldu işte benim haberim olmadı vesaire demenin önü kapalı. Niye kapalı? Yani o kurumlar diyor ki sana sen bana hangi adresi veriyorsan ben sana o adrese alakalı sorumluluğu tutacağım. Registered Agent ile çalışmanın avantajı da o zaten yani sana bir notis geldiğinde mutlaka haberin olmasını sağlamaları. Yani Delaware'de şirket kurmak hala avantaj mı yoksa başka eyaletlerde var mı ee, bu Wyoming, Nevada bunları son zamanlarda duyuyoruz. E ee, bununla alakalı ne düşünüyorsunuz? Bu tamamen subjektif bir opinion yani insanların işine bağlı ne yani ne sektörde e, iş yapacaklarına işte onun haricinde o aktiviteleri mesela burada sadece bir şirket kurup buradan yatırım almaya mı çalışıyorlar yoksa gerçekten burada bir şirket kurup buradaki 10 tane eyalette aktif olmaya mı çalışıyorlar ona bağlı olaraktan hani cevabım farklı olur o noktada yani ya bizle ya başka bir avukatla oturup konuşmalarını ben tavsiye ederim. Delaware için mesela Türkiye'den daha popüler olaraktan bir e, software alanında bir şirket kuracaksa birisi işte yani oyun şirketleri çok popülerleşti veya oyun, oyun işte e-commerce vesaire üzerinden. Delivery mantıklı. Niye mantıklı? Yani bu benzeri şekilde kurulmuş çok fazla şirket var. O yüzden onların yaşayacağı problemleri %99 başka bir şirket daha yaşamış olacak. Yaşamış olduğu için ya Delivery'de zaten bir yasa çıkmış olacak bununla alakalı. Yani ya yatırımcıyı korumak ya da şirketi korumak için veya işte şirketin çalışanları veya yöneticileri veya bununla alakalı bir case law olacak. Bundan kaynaklı olarak da yani hani o ...biznesle olarak zaten güçlü olmasının sebebi bu. Buna çok yanlış Mesela diğer eyaletlerde mah yani hakimler genel olarak generalist oluyor. Yani her şeye bakıyorlar. Delaware yani özellikle business background'a olan hakimleri atamaya çok dikkat ediyor. Ben 7-8 sene dünyanın en büyük 3-4 hukuk bürosundan birisi olan D.L.A. Piper'da çalıştım. Yaklaşık 2 senede sadece Amerika'da olan ama Amerika'daki en büyük teknoloji ve sağlık... ...işte life sciences olarak geçen hani şirketlerle çalışan FEMIC'de çalıştım. Yani oralarda belki yüzlerce milyar dolar değerlemesi olan şirketle çalıştığımda hani benim sık sık gördüğüm şeylerden bir tanesi hani Delaware çok popüler e, şirketlerinde dediğim gibi yani o e, business alakalı çok güçlü kez olması ve yasaların hani noktada business favorable olması sebebiyle ama e, yani ya örnek vermek gerekirse mesela Coca-Cola Atlanta işte headquarterları orada ama incorporationları Delaware'de. Facebook California'da yani orada büyüdüler ama incorporationları yine Delaware'de. Mesela milyar dolar değil mi? Mesela birkaç yüz milyon dolar değerlemesi olan bir satışı olan şirketler açısından eğer manufacturing ile alakalı ise, yani bir fabrika varsa ve fabrikayı satıyorlarsa teknoloji ile alakalı veya başka bir, sebep, bir sebeple o tip şirketlerde genelde mesela o bulundukları eyalette incorporated yani hani şu, kurulmuş oluyorlar. Ne gibi mesela New Jersey'de olabiliyor. New Jersey'de çok fazla ilaç şirketleri var. Hani onların yine de böyle kurulanları vardır da hani New Jersey'de kalmayı tercih edenler oluyor. Çünkü zaten buradaki regülasyonlara uymaları gerektiği için. Yani o yüzden yani kısa olarak işte şu eyalet en iyisi de şu eyalet en kötüdür demek zor. Hani farklı farklı dengeler var. O dengelerle alakalı bir avukatla konuşup ona göre karar vermelerini ben tavsiye ederim insanlara. Ama bunun ötesinde eğer birisi burada fiziki olarak bir dükkan açacaksa, dükkan açıp ondan sonrasında işte oradan bir şeyler satmaya çalış. O fiziki olarak dükkanı nerede açtığına göre o eyalette aslında zaten izin alması lazım. Yani ona genelde foreign qualification deniyor. Yani o noktada Delaware'da şirket kurup orada foreign qualification almanın çok bir anlamı olmuyor. Özellikle yani hani direkt milyon dolarlık işe başlamayacaklarsa. O noktada direkt o eyalette kurmanın daha fazla avantajı var. Onun haricinde mesela işte Nevada, Wyoming, Delaware vesaire oralarda evet tax avantajları oluyor ama. E, bence insanlar ilk başta genelde yanlış şeye yoğunlaşıyorlar. Hani evet tax avantajı olabilir. Ama e, önce bir business modelinin güçlü olup hani oradan bir revenue gelecek mi? Gerçekten hani nasıl büyüyecek? Ona yoğunlaşmak daha mantıklı. Ve bazı eyaletler evet tek noktasında avantaj verebiliyorlar ama sonrasında yani en basitinden bir döküman ihtiyacı olduğunda o noktada Delaware bir saat içerisinde cevap verme garantisi veriyor. Biraz daha fazla para vererek. İnsanlar Amerika'da şirket kurarken farklı şirket türleri olduklarını duyuyorlar ama hı hı. E, hangileri e, kim için daha avantajlı? Yine yani genel geçer bir cevap vermek zor. Yani benim gördüğüm ya Türkiye'den kendi başına veya küçük kişiyle şirket kurmak, küçük şekilde hani kurup büyümeyi düşünen şirketler açısından LLC'ler %90-95 daha mantıklı oluyor. Niye? Yani kurduktan sonraki kağıt işleri noktasında çok daha fazla kolaylık sağlıyorlar. Yani Pass-through taxation sağlıyorlar. Ne demek yani o kişinin zaten kendi vereceği vergilerle birleştirebiliyor. Ne demek bu? Yani hani bir loss yani kayıp olduğunda o kaybı da kullanabiliyor. E, kar olduğunda da o kişiye ...geçecek şekilde. Özellikle ilk birkaç sene kişilerin vergilendirilmesi genelde daha uygun oluyor. Ama eğer mesela 8-10 kişi kuracaksa aynı şirketi ve hemen yatırım almayı düşünüyorlarsa veya yatırımcı varsa zaten... ...o noktalarda corporation daha mantıklı oluyor. İnsanların bir kısmı bazen ben işte 200 sene yatırım alacağım diye düşünüyorlar. O noktada yine benim tavsiyem LLC kurmak olur. Çünkü LLC'den corporation'a çevirmek çok zor değil. Ama o 2-3 sene boyunca corporation olmanın gerekliliklerini yerine getirmeyen çok şirket oluyor. Bunun direkt sonuçları olacak anlamına gelmiyor ama olma ihtimali var. O riski almaya gerek yok bence. E-ticaret yapmak için şirket kurmak şart mı? Muhtemelen evet. Yani it depends diye şuna cevap vereceğim. Eğer şirketin aktiviteleri Amerika'da olacaksa, Amerika'daki customer'lara ulaşmaya çalışıyorsa evet. Amerika'dan yani revenue gelecekse evet. Çünkü mesela Türkiye'de fiziki olarak Türkiye'de olmak bir problem değil. Ama e, ya yani burada bir banka hesabı açılması gerekecek. işte onun haricinde Amazon'dan satış yapmayı düşünüyorsa birisi Amazon'la e, işte muhatabiyet için ya yani burada Amazon'un sorumlu tutabileceği bir şirket olması gerekecek. Bir customer problem yaşadığında onların dava etmek isteyecekleri burada bir şirket gerekecek. Bunların hepsi için Amerika'da bir şirketin olması gerekiyor. Amerika'da şirket kurmam için atmam gereken adımlar nedir? <laughs> ya biz bununla alakalı yani birkaç popüler eyalet için bir video oluşturmayı da düşünüyoruz. Ama genel olarak mesela o eyaletin resmi web sitesi oluyor, Department of State veya Secretary of State sitesi. Yani oraya gidip ilk başta hani açmayı düşündüğünüz şirketin ismi alınmış mı alınmamış mı en büyük nokta o bence. Eğer isim availablesa yani ve ha, yani hemen şirketi kuramayacaksanız ve o ismin alınmasından korkuyorsanız yani hani mesela büyük bir event oldu olay olduktan sonra hani o isim aklınıza geldi kaçmasını istemiyorsunuz. çoğu eyalet o ismi iki hafta iki ay arası değişen süreler için rezerve etmeye izin veriyor belli bir ücret karşılığında. O şekilde rezerve edip sonrasında o kağıt işlerini tamamlayabilirsiniz. Sonrasında çoğu eyalet online olarak kurmaya izin veriyor. Yani çoğu ama şirket kurmakla alakalı Google'a yazdığınızda ilk çıkacak şeylerden bir tanesi o bu servisi veren kurumların reklamları çıkıyor genelde. O kurumları kullanmaya gerek yok. Ama eğer hani uğraşmak istemiyorsanız hani o şirket türü ne olacak vesaire alakalı onları kullanabilirsiniz. Ama dediğim gibi yani sizin kendiniz yapmanızın avantajı çok daha fazla. Çoğu eyalette kurulum masraf ları 100 250 civarında değişiyor. Yani bazı dokümanları daha az almak istiyorsanız birazcık daha fazla para vermeniz gerekebilir. Yani genel adımlar bunlar. Amerika'da startup olmayı düşünen Türk şirketlerine önereceğin şeyler var mı? Ve aynı zamanda sizin startup background'ınızla alakalı biraz bahsedebilir misiniz? Ben 10 sene kadar iki ayrı bir büroda çalıştım. DLA ve Fenwick. İkisi de Amerika Amerika'da ve dünyada top 10 startup bürolarından e, yani büroları arasındaydı. Bazen insanların şu izlenimi var. Yani Amerika'ya gelirsem Amerika'dan insan da çalıştırmam gerekiyor. Amerika'da insan çalıştırmak pahalı. Bu doğru değil. Mesela... Türkiye'de veya işte Avrupa'da ve iş gücünün daha ucuz olduğu yerlerde %80-90 çalışanlarını tutan ama Amerika'ya gelip sadece Amerika'daki yatırımcılardan çünkü yatırım açısından Amerika çok çok daha büyük yani Avrupa'dan yani Asya şu anda bayağı güçlendi aslında ama yine de bu noktada en hareketli alan yine Amerika'da. Ve Amerika'daki yatırımcılar yatırım yaparken sen Amerika'da iş yapmıyorsun o zaman sana yatırım yapmayacağım diye, yatırım yapmayacağım diye değerlendirmiyor. Senin yani büyüme potansiyelin nasıl, yani customer base'in nasıl büyüyecek ona bakaraktan yani business modeli bakaraktan hareket ediyorlar. Yani Amerika'ya gelmeyi düşünüyorsanız hani birincisi işte yatırım almayı istiyor musunuz? Yatırım almak istiyorsanız bununla alakalı zaten muhatap olduğunuz hani şirketler oldu mu? Yani insanlar genel olarak işte ben önce bir şirket kurayım Amerika'da ondan sonra şirketlere yani yatırımcılara ulaşayım diye düşünüyor. Ona ben katılmıyorum. Yani öncesinde bir yatırımcılara potansiyel olarak ulaşın ulaşabiliyorsanız. Ondan sonrasında zaten yani o e, altyapıyı onlar size söyleyecek nasıl bir altyapı beklediklerini. E, mesela bir yatırımcı istiyorsanız %99 işte sizin Delaware'e gelmenizi isteyecekler. Delaware'e gelmek Türkiye'deki her şeyi yani pull toplayıp buraya gelmeniz anlamına gelmiyor. Genel olarak yani Delaware'de bir şirket kurup Türkiye'deki şirketi o e, Delaware şirketinin altına koymanız anlamına geliyor. E, biz bununla alakalı yardımcı olabiliriz. Eğer Amerika'da şirket kurmayı düşünüyorsanız veya Türkiye veya başka bir ülkede olan şirketinizi Amerika'ya taşımayı veya var olan şirketinize Amerika'da bir şirkette eklemeyi yani buradaki işlere girmek için düşünüyorsanız bize ulaşabilirsiniz. Eğer başka sorularınız olursa bu videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz veya info at e-mail atabilirsiniz. Biz bu soruları toparlayıp gelecek videolarımızda cevaplayacağız. Bu serinin başlangıcı ama genel olarak hani bizim müvekkillerimizden gelen sık sık sorulan soruları veya dediğim gibi yorumlardan veya e-maillerden gelen soruları toparlayıp bunları cevap vermeye devam edeceğiz.